Efendim tekrar merhaba. Evde kaldığımız bir gün daha. Umarım hepiniz saatlesinizdir. Bugün çok sevdiğim bir müzik tarzına değinmek istiyorum. Çingene müzik tarzına. Daha çok nefeslerle yapılan bir müzik. Ve bu kulvarda da ön plana çıkan son zamanlardan beri, hatta zannedersem bir 24 yıllık bir geçmişleri var. Grup var. Bu grubu ben çok seviyorum ve çok yakından takip ediyorum olabildiğince üretimlerini. Ve yine tabii ki Spotify gibi yapılarda bu albümlere ulaşabiliyoruz. Eskiden bu tarz albümlere ulaşmamız da mümkün değildi. Grubumuzun adına gelirsek, grubumuzun adı Fanfare Ciocărlia. Ve kendileri, ne diyeyim, Moldova'dan geliyor. Bir sınır köyden geliyor. Şöyle söyleyebiliriz. Romanya'nın doğusunda ve Moldova'nın bir sınırında, kendileriyle karşı karşıya gelmiş oldukları bir sınırda ufacık bir köyden geliyorlar. Söz konusu köyün adı bir düzine tarla. Yani ne anlamına geliyor da? Zece Prajini olarak biliniyor. Fanfare Ciocărlia, buradan gelen kalabalık bir topluluk. Her nefesli grup gibi, özellikle çingene grubu gibi çok fazla enstrüman, nefesli enstrüman çalındığından dolayı kalabalık bir ordu olarak karşımıza çıkıyorlar. Pek çok çingene müziği grubu da bu anlamda kıpır kıpır. Roman diyelim, çingeneden de öte. Roman ve çingene de diyebiliriz. Karışımı bölgeden bölgeye değişebiliyor. Bazıları çingene demesini tercih ederken bazıları da roman kültürü olarak bunu ön plana çıkartıyor. Avrupa çingene müziğinin üzerine yoğunlaşıyor söz konusu grup ve ağırlıkta roman topluluklarının müziğini icra ediyorlar ve birlikte çalışıp bunu ön plana çıkartmayı hedefliyorlar. Dediğim gibi 24 ile 26 yıl arasından beri fiilen müzik yapıyorlar. Arada 2-3 yılda değişebiliyor çünkü kayıtlara göre düğünlerde de müzik yapmaya başladıklarından dolayı grubun kuruluş tarihinin daha erken olduğu iddia ediliyor. Ama 2016'da 20. yıllarını kutlayan bir albüm, yani 20 diye bir albüm yayınladılar. Ondan dolayı zannedersem işte 24 yıllık bir oluşum olduğunu iddia edebiliriz. Kendilerinin çok güzel albümleri var, kıpır kıpır albümler var. Bugünlerde ihtiyacımız olan müzikler yapıyorlar. Yerinizde duramıyorsunuz açıkçası albümlerini dinlediğinizde. Şöyle söyleyebilirim ki kendilerinin geniş bir repertuarı var. Bütün Anadolu'dan tutun, Fransa'dan Bulgaristan'a, Sırbistan'dan Macaristan'a Roman ve Çingene kültürünü bir araya getirerek güzel ritimlerle karşımıza çıkıyorlar. En son yaptıkları bir albüm vardı. Ona değinmeyeceğim ama o albüme de birazcık atıfta bulunmam gerekirse, albümün adı Onwards to Mars, yani Mars'a doğru. Bir astronom olarak benim çok hoşuma giden bir açılımdı. Orada da aslında Paul Hiti isimli bir Roman Çingene sanatçısına, resim sanatçısına atıfta bulunuyordu. Orada da bütün albümün kitapçığındaki resimler Paul Hiti tarafından resmedilmişti. Albüme bakabilirsiniz. Spotify'da var ama albümün aynı zamanda da farklı bir öyküsü var. Eğer takip etmek isterseniz sosyal medyada ve internette bol bol bilgiler var. Romanyalı çingeneler bir araya geliyor ve Fanfare Ciocărlia'yı kuruyorlar. Roman diyorum ama arada dediğim gibi Moldova'dan da var. Bu aslında sınırda bir köy. Karşı taraftan da müzisyenler geliyor, bu taraftan da müzisyenler geliyor ve güzel bir şekilde üretimlere imza atıyorlar. Kendilerinin yaptığı müzik ise sorumlu çingene müziği. Yani bu ne demektir? Sonuçta daha bir düzenli, daha bir aranje olmuş, daha bir geniş kitleye ulaşabilecek müzik yapmayı hedefliyor grup ve dediğim gibi de oldukça kalabalıklar. Şöyle birazcık Romanyalı çingenelerin ve elbette de bir şekilde Fanfare Ciocărlia'nın geçmişine değinmek istiyorum. 1864'te Romanyalı çingeneler esareti resmen bir şekilde
sonuca yani özgürlüklerine kavuşuyorlar ve binlerce kişi farklı hayat beklentileri ve hayal beklentileriyle, yaşam beklentileriyle ülkelerini terk ediyorlar. Farklı farklı ülkelere gidiyorlar ve dağılıyorlar. Farklı kollara dağılan bu çingeneler dünyanın her köşesini bir şekilde yerleşiyor ve orada kendi hayatlarını idame ettiriyorlar. Yerleştikleri yerlerde de en iyi yaptıkları şey olan müzik çalmaya başlıyorlar ve yöresel kültürel etkileşimlerle birlikte çingene müziğini yani brass dediğimiz müziği yani nefesler müziğini bir şekilde bir araya getiriyorlar yerel kültürle birlikte ve karşımıza oldukça heyecan verici yapılarla da çıkıyorlar. Ancak her şeye rağmen bir kısım çingene de ülkelerini bir şekilde terk etmiyorlar ve orada kalıyorlar. Doğal olarak herkes de terk edecek diye, göç edecek diye bir koşul yok. Ve orada da kendi bütün kültürleriyle birlikte bir harmanlama içerisinde bütünleşiyorlar. Ve bu bütünleşmenin temel unsuru da yine müzik. Müzik o kadar önemli Roman kültüründe ve Çingene kültüründe. Geriye kalanların soyundan gelen 12 genç 90'ların başında 10 tarla kasabasında güneş mesaisini tamamlayıp yani güneş battığında, ay göreve başladığında yani akşam olduğunda tarladan çıkıyorlar. Enstrümanlarını evlerinden alıyorlar. Güzel bir yemek yedikten sonra, güzel, keyifli bir yemek yedikten sonra ve köyün meydanında, düğünlerde, şenliklerde bir araya geliyorlar. Ve orada müzik yapmaya başlıyorlar. Grubumuzun oluşumu böyle. Ve böyle böyle yavaş yavaş bir o kasabadan diğer bir kasabaya sınırları geçerek, bir araya gelerek müziklerini yapıyorlar ve her gittikleri köyde de aldıkları yerel etkileşimlerle birlikte farklı farklı harmanlamalara giriyorlar ve bundan da çekinmiyorlar. Sonuçta farklı köyden gelen ritimleri kendi ritimleriyle birlikte harmanlayarak ortaya değerli atraksiyonlar da çıkartabiliyorlar. Ve dediğim gibi bundan da hiçbir zaman çekinmiyorlar. Yavaş yavaş sesleri duyulmaya başlıyor. Bu tarz gruplar zaten Romenler ve Çingeneler çok sık bir şekilde dolaştıklarından dolayı onları dinleyenler de kendi kültürlerini, kendi kültürel harmanlamalarıyla birlikte bu müzikleri başka bölgelere taşıyorlar ve orada da yavaş yavaş sesleri duyulmaya başlıyor. Nasıl oluyor? Tabii ki 90'ların başında etnik müzik birazcık ses getirmeye başlayınca, daha doğrusu para kazandırmaya başlayınca Almanya'daki Asphalt Tango isimli müzik firması ki hala var ve hala çingene müziği üzerine birazcık daha dominantlar. Ve 1996 yılında bu müzik firması Fanfarecchio Carlea'ya ulaşıyor ve diyor ki bu enerjinizle, bu tutkunuzla bize müzik yapın, albüm kaydedin. Tabii ki ilk başta grup bunu pek fazla önemsemiyor çünkü onlar için zaten yaptıkları müzik köyden köye dolaşıp düğünlerde şenlik içerisinde geçen eğlenceli ortamlarda yaptıkları müzik yeterli geliyor. Ancak tabii ki seslerini daha fazla duyurabilmek için bu imkanı da göz ardı etmiyorlar. Ve böylelikle Fanfarecchio Carlea isimli grup ortaya çıkıyor. Ve o zamandan beri de müzik üretiyorlar. Bizim bildiğimiz, aşina olduğumuz kıpır kıpır Roman ezgileriyle birlikte nefesli çalgıların ön planda olduğu ritimler bir araya getirilmiş durumda. Fanfarecchio Carlea'nın tam olarak ne anlama geldiğini de düşünüyorsanız fanfare Fransızca'da nefesliler yani topluluk. Nefesli topluluk anlamına geliyor. Ve Romence'de tarla kuşu anlamına geliyor. Chio Carlea. Yani tarla kuşunun nefesliler topluluğu olarak karşımıza çıktığı bir oluşum var. Burada bu iki kelimenin bir araya gelmesi sonucunda da ortaya böyle bir grup adı çıkıyor. Ve aynen de isimlerini çok güzel bir şekilde yansıtıyorlar. Fanfarecchio Carlea bazı şeylerin önünü açıyor. Yani Tınariven nasıl Sahra Çölü'nün müziğini açtıysa Fanfarecchio Carlea da Roman topluluğu büyük ama diye düşünelim. Uluslararası boyutta açan, çingene müziğini ön plana çıkartan bir topluluk olarak karşımıza çıkıyor. Tarafta Haydux
diye çok fazla benzeyen bir grup var kendilerine. Böyle böyle zaman içerisinde kendini geliştiriyorlar. Tabii ki önce olarak yollarına devam ediyorlar. Grubun sabit üyeleri var. Şu an saydığım kadarıyla yaklaşık bir 14-15 kişiler. Ama ana çekirdek kadro 10 kişi olarak hala devam ediyor. Çünkü genç bir topluluk sonuçta. İşin enteresan tarafı 400 kişilik bir köyden geliyorlar. Ve bu köyde bir sınır içerisinde bölündüğünden dolayı bir kısmı Moldova'da, bir kısmı Romanya'da ve ikisinin arasında gidip gelmeler sonucunda grup oluştu dedik. 1996 yılında düğünlerde müzik çalıyorlar ve bir şekilde müzik firmasının dikkatini çekiyorlar ve kasaba sınırlarının dışarısına aşmış oluyorlar. 1997 yılında Marsilya'da Vomex'e katılıyorlar. Vomex oldukça önemli bir festival. Yani dünya müziğine önem vermiş olan grupların, yeni çıkan grupların bir şekilde kendilerini gösterdikleri, hava attıkları bir festival ve Vomex'e katılmak özgeçmişinizde önemli bir unsur ve Vomex'e katıldık deyince bir anda insanlar sizi daha bir ciddiye alıyorlar. Ve orada da Fanfarcio Carli'ye 97 yılında Vomex'e davet ediliyor ve orada pek çok müzikseverin de dikkatini çekiyor ve böylelikle de aslında kendilerinin sesini duyurmaya başlıyorlar. Yaptıkları müzik öyle yani hadi geldik düğünlerde çaldık vesaire anlamında değil, ciddi anlamda kültürlerini bir araya getirip üstünde çalışılmış, stüdyo değeri oldukça önemli besteler bir araya getirilmiş durumda. Anonim besteler var, yerel ezgiler var ve aynı zamanda da kendi özgün besteleri de var. Belki arka planda duyuyorsunuzdur. Vokalleri de var aynı zamanda. Birazcık bakarsanız Harlem'in de müziklerine benziyor. New Orleans'dan gelen nefesli çalgılar gruplarına ve Harlem'den gelen nefesli çalgılar ezgilerine de atıfta bulunuyorlar. 2005 yılında da bildiğim kadarıyla BBC Radyo 3, ki çok önemli bir radyo, özellikle etnik müzik kulvarında böyle müzisyenleri, böyle grupları bularak ön plana çıkartıyorlar ve kendi içlerinde de ödüller veriyorlar. Ve o yılda da Dünya Müziği Ödülü'nün en üst seviyesi diyelim, birincilikle ödüllendirildi grubumuz. Ne yazık ki dediğim gibi Çingeneler tarih boyunca çok fazla benimsenmemiş, sürekli dışlanmış bir topluluk olarak görülüyor. İkinci sınıf olarak görülüyor. Ama her zaman da müzik kulvarında da oldukça etkinler ve çok başarılı albümlere ve müzisyenlere eşlik eden bir topluluk olarak ön plana çıkıyor. Müzikle birlikte büyüdüklerini söylüyoruz. Müzikle birlikte de kendilerini geliştiriyorlar. Amaçları müzikle kendi kültürlerini, öykülerini bizlere, bilmeyenlere taşıyabilmek ve bunu da bu tarz gruplar sayesinde yapabiliyorlar. Bizim de tabii ki Trakya bölgesinden gelen çok değerli müzisyenlerimiz var. Onların da yaptığı müzikler 3 aşağı 5 yukarı birebir benzemese bile, çünkü bizde çok fazla nefesler ön planda olmuyor. En azından bu kadar kalabalık bir nefesler ordusu karşımızda olmuyor. Ama yine de benzer kaynaktan, benzer kökten geldiğini iddia edebiliriz ve söyleyebiliriz. Neler ön plana çıkıyor? Çok fazla uzatmak istemiyorum. Trompet, klarnet, saksafon, tuba, tenör, saksafon, bariton düdük, perküsyon, davul. Bunların hepsi Fanfarcio Carli'nin ön planında ve müziğini yapmasına vesile olan enstrümanlar. Grubumuzun şu ana kadar, dediğim gibi ben sadece bu grubun üzerine yoğunlaşıyorum ama bir fikir vermesi için, çünkü benzer gruplar çok var ortalıkta ve hepsi de aynı sorumluluklar içerisinde, Balkanlardan gelen, Doğu Avrupa'dan gelen çingene ritimlerini, Roman ezgilerini bir araya getirerek ön plana çıkartıyorlar. Bizde de çok güzel ritimler bu anlamda var. Bakıyorum şimdi, ben kendilerini 2007 tarihinde ikinci albümleriyle tanımıştım. Uluslararası boyutta çıkan Kraliçeler ve Krallar anlamına gelen Queens and Kings adlı albümleri inanılmaz başarılı bir albüm. Yani dinleyeni herkesi baştan sona kadar
etkileyecek bir çalışma. Ben orada Mukavtu isimli parçayla sizi bugün uğurlamak istiyorum. Mukavtu'yu dinleyeceğiz. Vokallerde Florentina Sandu isimli çok değerli bir sanatçı var. Genç bir sanatçı, tabii o zaman daha gençti. Şimdi üzerine en azından bir 15 yıl daha gelmiş oluyor ama vokalleri nefis. Birazcık dinleyelim. Ondan sonra da bir başka programda görüşmek üzere efendim. Lütfen evde kalıyoruz. Evde kaldıkça daha çabuk normal hayatlarımıza döneceğimizi umut ediyorum. Müzikle kalın efendim. Görüşmek üzere. Şimdi duyuyorsunuz. Tam yerinizde duramıyorsunuz. Bu da albümümüz. Şöyle bir köy evinde müzisyeni görüyorsunuz. Sanki Anadolu'da bir ev. Başörtülü bir kadın. Elinde enstrümanıyla olan bir beyefendi. Karı kocalar. Vokallerde Florentina Sandu. Ayrıca çalışmaları da var kendisinin. Efendim çok teşekkürler. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.